Urfa kültürlerini anlatırken hepsini bir sıraya koyup tek tek kaybolmaması, gelecek nesillere aktarılması için tek tek anlatmamız lazım. Şimdi bunlardan en önemlisi düğün. Urfa'da düğün, folklor, kız isteme, evlenme adapları, nasıl istenir, nasıl alınır, nasıl verilir? Bunları birer program şeklinde yapmamız lazım. Şimdi burada unutulmaya yüz tutmuş bir Urfa kültürünün eksikliğini hissedik. Nedir bu kibirelik? Şu anda kibirelik ortadan bir vaziyettedir. Eskiden bir ailenin bir küvresi vardı. Yani ailenin küvresi değişmez. Evlenecek olan çocuğun küvresi aynı. Sünnet olacak olan çocuğun küvresi aynıdır. Kana yakılacak gelinin oğlan tarafından küvresi aynıdır. Küvre kim olur? Babadan, dededen, atadan kalmış. ailenin çok samimi gördüğü bir aileden bir bireyin o aileye küre olmasıyla meydana gelmiştir. Şimdi eskiden büyüklerimiz bir kübreyi tuttukları zaman o kübre, kübrelik ömür boyu giderdi. Şimdi maalesef bu olay kalktı. Eskiden küvrelik nasıl olurdu? Mesela adam çocuğuna ev verecek veya sünnet yapacak veya hayırlı bir işi var. Kübresine haber salardı. Derdik küre böyle hayırlı bir iş. Şey. Zaten küre yapılan işin hemen hemen masrafına or ortak olarak karşılardı. Küre oğlan evi çocuğunu evermeye kalktı mı küreye haber ederdi. Küre'nin evine çeşitli hediyeler gönderlerdi. Küre'nin evine gider, giden adam da olayı güzel bir şekilde anlatır, geri dönerdi. Sonra tabii aileler birleştirler, durumu birbirlerine anlatırlardı. Şimdi kız istendikten sonra eğer evlenmedi olsun, eğer subhada olsun, eğer düğünde olsun, eğer kınada olsun, küre ve kürenin hanımı veya anası küreliği yapardı. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi oğlan evlendiği zaman oğlanın asbabını, iç çamaşırlarını, çeyizlerini kız tarafa karşılar. Fakat düğünde bunları bir odada kübrenin oğlu veya kübre giydirirdi. Şimdi bu ortamdan kalktı. Ha kına gecesinde, kadınların olduğu gecede de küvrenin hanımı veyahut yetişmiş kim varsa aileden kalkar kınayı kendisi yakar gelinin eline de avucuna da bir altın kurdu ve elini sarardı. Bu küvrelik babadan, dededen kalıp gel gelirdi. Şimdi bu küvreliği devam ettirdiğimiz zaman küvre eve teklifsiz derdi. Yalnız Urfa'da çok e, bir olay var. Kübrenin kızı istenmez. Kübreye kız verilmez. Yani ne evlenirsen, ne kız alırsan, ne versen. Kübre aileden birisidir. Yani bacıdır, kardeşidir, akraba gibidir. Kübrenin kıymeti çok iyi bilinir. Kübre eve geldiği zaman ailenin hepsi kalkar, kübreye yer gösterirlerdi. Kübre gelir en üst köşede oturur. Yapılacak masrafları, yapılacak hediyeleri hep kendisi hesaplar ve yapardı. Şimdi bu Anadolu'da buna kübrelik yoktur Anadolu'da sağdolçılık vardır. Oğlanın sağdıcı vardır arkadaşı yani. Efendim bekarla, bekar gecesinde götürürler son gecede eğlendirirlerdi. Urfa'da da bu asbab gecesi yaparlardı. Kübre yine hayatlı bir ev eskiden yaşadığımız için hayatlı bir evde yemekler, sofralar serilir, yemekler dizilir çi köfteler yapıldı. E, ekserisi Urfa'da içki içilmediği için yemekler ve şeyler içkisiz olurdu, eğlenceler. Tabii bunu içkili yapan aileler de vardır. Arkadaşları kendi aralarında hem eğlenirler hem de içki içerlerdi. Fakat yüzde sekseninde bu olay yoktur. Kürelik dediğimiz gibi adı günün başlamasından bitene kadar devam ederdi. Ve olan evlendiği gecenin sabahında küvre tarafından hamama götürülürdü. Güveyi hamamı derler buna. Küvre gelir, damadı sabah hazanı namazdan önce alır, hamama götürür. Hamamdan çıktıktan sonra üçle birlikte bir lokantaya, bir yemek salonuna giderler, yemeklerini yerler ve erkeği damadı evine bırakırlardı. Şimdi tabii ki her şeyle birlikte bu kültürümüz de yolda kayboldu. Onun için e, mümkünse bu kültürlerin kaybolmaması için e, kayıt adına almamız lazım. Ve inşallah bu olaylar halen duyduğuma göre bazen kırsal yerlerde, şehirde, birçok yerlerinde, büyük yerde kübrelik hayatı devam etmektedir. Kübre kötü bir şey de kübre samimiyetin ifadesidir. Sevginin, saygının nişanesidir ve kübrelik Urfa'da yüzyıllardır devam eden bir olaydır. Teşekkür ederim.